Herkese selam, ben Onur ve bugün The Baby in Yellow yani lanetli sarı giyen bebeğin kara kedi isimli yeni güncellemesini birlikte tek videoda bitireceğiz ve gizemlerini çözeceğiz. Oyun gördüğünüz gibi Türkçe olarak çıktı, siz de izlerken bulduğunuz gizemleri yoruma yazmayı unutmayın. Ve eğer bu videoya 5000'den fazla like gelirse sonraki videoda oyunun hikayesini de size anlatacağım. Kıyıların karşısında uzak diyarlarda diye başladık arkadaşlar, hemen şuradan ilerleyelim. Bu arada farklı kapılar da var ama farklı kapılara girebiliyor muyuz? Giremiyoruz galiba. Buraya girelim ve evet, burası önceki oyunlarda da yine bebeği beslediğimiz, büyüttüğümüz yer. Evet, şurada altını falan değiştiriyorduk hatırladığım kadarıyla. Burada oyuncak kutusu var. Şimdi yukarıya mı çıkıyoruz? Kara kediyi takip ediyor. Bir dakika, kara kedi nerede peki? Şurada kapılarımız vardı. Buralara bir bakalım. Ha, şurada bir yer vardı. Buradan yukarı çıkıyorduk ve kara kedinin güncelleme bölümüne geliyorduk. İlk önceki versiyonda en son burayı görmüştük arkadaşlar. Böyle bir gizem vermişlerdi bize. Kara kedi buradaydı. Bu arada burada tablolar var etrafta. Değişik şeyler var. Şurada yerde bir şey var galiba. Bir çizim. Neyse, biz direkt olarak buradan takip edelim ama etrafta çok enteresan çizimler var. Evet, T harfi var. Bu arada bu Team Terrible, yani oyunun yapımcı firmasının T'si. Büyük bir ihtimalle yani. Belki başka bir T de olabilir ama oyunun yapımcı firması Team Terrible diye geçiyor. TT yani. T harfi muhtemelen oraya bir gönderme diye düşünüyorum. Black Cat'in T'si de olabilir. Bu arada bebeği de gördük arkada. Efsane. Bebeği özlediniz mi arkadaşlar? Yoruma bunu da yazabilirsiniz. Evet, şu anda ay burası galiba. Kara kediyi takip et. Oyunun Türkçe olması çok güzel. Türkçe'ye çevirmek için tekrar altyazı eklemiyorum. Kendinden altyazı var. Son dönemlerde bu tür şeyler çok fazla oluyor. Bu arada sesler geldi ama. Ne yapıyoruz? Aşağı mı atlıyoruz? Yok. Etraf sallanıyor. Bir dakika. Ne oluyor? Hayır. Merak. Olabildiğince çabuk beni takip et. Portalın içinden. Aman görmesin. Kara kedi. Başlamak için buraya bas. WASD ile git. Farenin sol tuşu etkileşim. Sağ tuşu bırak. CTRL ile çömel. Tam ekranı 11. Pause'da duraklat falan filan diyor. Tamam. Hemen başla. Oo, bir dakika yalnız. Kara kedi orada bizi bekliyor arkadaşlar. Psikopat gibi bize bakıyor. Aa, gitti. Bunda da bir şey var. Bu da bebek gibi herhalde. Lanetli bir kedi muhtemelen. Şöyle bir etrafa... Bu ne? Abi, ayna zannettim bir an yalnız. O en son portalden geçmeden önce bebek arkamızdaydı ya. O sahneyi tabloya koymuşlar. Bir an hakikaten bebek arkamda sandım. Şurada falan bir şey var mı? Yok. Buralarda bakmamız gereken bir şeyler var mı? Tüy falan... Aa, bir dakika. Çekmeceyi aç diyor. Tamam. Çekmecede bir şey var mı? Yok. Şurada falan var mıdır? Burada da yok. Kaydıca... Aa. 2 Haziran kayıt 940. Dinleyelim. Resimlerde yolculuk dünyalar arasında seyahat etmenin en iyi yolu olmaya devam ediyor. Çocuktan saklanmalıyım yoksa diğerleriyle aynı kaderi paylaşırım. Bebekten bahsediyor herhalde. Takip edilmekten endişe etmemek zor. En iyisi üzerinde durmamak. Tablolar arasındaki şeyden bahsetti ama. Tablolar arasında geçişten bahsetti. Biraz önce bizim yaptığımız gibi İngiliz anahtarını al. Peki, aldım. Şu ne mesela? İngiliz anahtarını... Nereye koyacağız? Neyse, şöyle bir ilerleyelim. Bir dakika, bu neymiş? Şunlar falan alınabiliyor mu? Yok, alınamıyor. Şunu alalım. Şurada soket diyor. Bir dakika, sokete bir şey takacağız herhalde. Burada içeride bir şey var mı? Yok, tamam. Şimdi bizim bir İngiliz anahtarımız var. Bunu biliyoruz. Evet, konsol çalıştırdım. Bir dakika. Konsol çalıştırdım. Ama önce herhalde soketleri takmam gerekiyor. Burada kedi orada. Şunu bir dinleyelim. 14 Eylül. Kayıt 821. Çok iyi yalnız, bu ses kayıtlarına bayılırım. Newt'in ortadan kaybolmasından bu yana bitkiler kontrolden çıkmaya devam ediyor. Hmm. Araştırma çok etkiledi. Hayal kırıklığı binası. Çok yalnızım. Hmm. Bitkilerle ilgili de demek ki bir şeyler oluyor arkadaşlar. Kablo makarasını al. Alabilecek bayağı bir şey var. Kitabı topla. Bir dakika, kitap var. Şu kitabı şuraya bir yere koysan mesela. Kitabı koy. Hmm. Eksik kitapları yerleştir diyor ama bu burası mı? Ha, evet, 1, 2, 3, tamam. Şurada bir şey var. 5, 5 burası. Bir tane daha kitap olması lazım. O da şu mu? Yok. 3 yazan bir kitap var mıdır? Aha, şurada. Tamam. Doğru kitabı bulduk. Doğru kitabı buraya takalım. Evet. Kapı açılacak herhalde. Aynen. Kedi, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Dur, dur, dur. Çok hızlı gidiyorsun ama ben hiç yakalayamıyorum ki seni. Bura kilitli. Buraya gidemiyoruz. Yalnız grafikler falan gerçekten güzel olmuş. Bu nedir?
Kafanı çevirelim. Bir daha çevirelim. Yok, böyle bir şey olmadı. Peki, o zaman asıl tutsak değişiyor mu? Kazan dairesini araştır. Bir parça kömür al. Kömürü fırını besle. Tamam. Şimdi yapsak. Olmadı. Bunu muhtemelen en şeye kadar, kırmızıya kadar getirmemiz mi lazım? Şöyle full beslesem burayı. Böyle bir sürü beslesem. Şöyle ha. Şimdi yapsam. Ha, oldu galiba. Bak gördün mü? Patlattık. Tam tahmin ettiğimiz gibi patlattık arkadaşlar. Geçidin ötesini keşfet. Tamam. Oo, çok güzel. Güzel bir yere doğru gidiyoruz. Kara kedi nerede? Şuradan gidebiliyor muyuz acaba? Şöyle ilerleyelim. Abi bir anda öyle şeyler yapmazsak yalnız. Kedi kardeşim bak yapma şeyler. Bir anda atlamayalım. Şuradan geçiş var. Buradan mı geçeceğim acaba? Bir dakika. Kedi buradan gitti. Kedi her an önümüze bir anda çıkabilir. Şöyle geçelim. Tamam. Evet oradan yine önümüze falan mı atlayacaksın? Ne yapacaksın? Evet bir etraf sallandı ama bir şey olmadı galiba. Kapıyı açıyorum. Tamam. Bu arada birisi kapıya mı vuruyor? Ne oluyor acaba? Burası değil. Burada bu arada piller falan var. Ne bu piller acaba? Burada şalter var. Ha, şalteri kullandım. Buraya girdim. Bir dakika burası aynı yer. Buraya girmeyeceğim herhalde. Bir dakika yanlış girdim herhalde. Tekrar çıkamıyor muyum buradan? Heh, çıktım tamam. Sen yanlış girdim galiba. Şuradan falan gidin. Şurada bir şey oluyor arkadaşlar. Burada. Evet burada kedi var. Hmm, kedi sesle bizi çağırıyor anladım. Bu ne? Bu şeyde Star Wars'taki robot neydi adı? O değil mi? Aha pil gerekli diyor yalnız. Ben pil almıştım da bu kırık pilmiş. Kırık pili tamir falan mı edeceğiz bir yerde? Kitap topla diyor. Carcosa florası. Hmm. Bitkilerle ilgili bir kaset vardı ya. Bak specimen örnek 32C diyor. Bu muhtemelen arkadaşlar bu eğer dediğim gibi bu videoya 5000'den fazla like gelirse hikaye videosunda buna detaylı bakarız ama sanki bu bitkiden bu bebek oluşturuluyor gibi bir şey aklıma geliyor. Burada anlatılan şema onu gösteriyor. Hani Poppy Playtime'daki Poppy çiçeğinden bazı şeylerin oyuncağa dönüştürülmesi, canlandırılması gibi bir şey olabilir. Kartuşu al. Ne kartuşu bu? Kartuş kutusu diyor. Bu kartuşla acaba şey mi yapıyoruz? Kırık pil. Pil al. Ha bir dakika. Pili böyle atınca mı kırılıyor? Yo. Neyse bu pil çalışıyor. Bunu götürelim. Burada herhalde The Baby in Yellow yani sarı bebeğin de nasıl bu hale geldiğini, nasıl yapıldığını falan gösterecek. Bu arada canlandı mı? Ne oldu? Yetmedi mi? Robotu tamir için yukarı götür. Nereye götüreyim yukarı? Yukarı dediğin ne kadar yukarı? Yeni bir pil tak diyor. Yeni bir pil. Şuraya mı götüreceğim acaba? Dur bakayım. Yukarı götür diyor ya. Şurası olabilir mi? Yeni bir pil tak. Kırık pil. Tamam şöyle yapalım. Peki bunu takamıyoruz ki. Yeni bir pil takı. Ha pardon. Tamir için yukarı götür diyor sadece. Ha, yukarı dediği şurası falan mı? Ne kadar yukarı? Buraya falan mı götüreceğim? Ha tamam. Robotu onar diyor. Kara kediyi takip et. Yukarı getirdim şu anda da. Şu an çalışıyor musun sen şimdi? Yok düşüyor bu hala. Daha tam çalışmıyor arkadaşlar ama bayağı iyi yani. Acaba şuraya falan koysam. Aa robotu buraya yerleştirdik. Vay güzelmiş. Bağlanıyor dedi. New'te new yeni anlamına geliyor ama o bir kısaltma galiba bu arada. Evet böyle bir şey var. Ha bir dakika. Oraya basacağım anladım. Aa tamam. Tamam çözdüm mevzuyu. Tam şu aradayken basıyoruz arkadaşlar bak. Tam o arada. Şöyle şarj edildi. Tamam. Tamam güzel. Bir daha basalım.
Güzel, şarj edildi diyor bir daha. Bir kere daha herhalde yapacağız. Abi şaka mı bu? Baştan alma hepsini. Tamam. Tamam neyse, en başa almıyor Allah'tan da. Güzel. Bunu da yap. Şarj ediyoruz şu anda. Niye böyle bir şarj mekaniği yapmışlar onu anlamadım yani. Normal bas şarj olsun, öyle değil mi abi? Ne gerek var ki? Şarj edildi. Yükleniyor. Bu robot ne yapacak bize, yani ne gibi bir yardım olacak onu anlamadım ama bakacağız şimdi. Kara kediyi takip et. Robotu... Evet merhaba diyor. Merhaba, sarılalım mı? Hadi sarılalım, gel. Sana çok da güvenemedim ama robot. Ne oldu, üzüldün mü? Kartuş gerekli diyor. Bir dakika, kartuşumuz vardı. Dur. Kartuş nerede vardı? Aşağıda kartuş vardı. Gelecek misin benimle? Dur tamam tamam. Üzülmesen ben hemen sana kartuş getiriyorum. Yerini biliyorum çünkü. Kartuş şurada. Bir tane mi lazım acaba? Ne oluyor? Robot gitmedin değil mi? Heh tamam. Ne oldu? Bir şey mi oldu sana? Yok tamam. Evet sevindi. Gel bakalım, sen de gel. Ha, kalp yaptı bize. Benden de sana kalp. Mürekkep bul diyor. Mürekkebi nereden bulacağım? Ne oluyor sana? Patlayacak mı? Ne oldu? Haydi gene düştün mü? Dur dur. Sana mürekkep bulalım, dur. Gel bakalım sen benimle. Şimdi ben normalde bebeğe bakıyordum. Bu sefer robota falan mı bakıyorum? Nedir anlamadım ki. Yeni bir güçlendirici ekle diyor. Yeni bir güçlendirici. Bunu istemiyor. Kırık pil. Pil istemiyorsun herhalde. Kartuş taksak. Yeni bir güçlendirici nasıl ekleyeceğim acaba? Yukarıdaki makineden falan mı ekleyecektim acaba? Aşağıda bir şey yok. Şu taraf var. Şu tarafı açabiliyor muyuz bu arada? Buraya bakmadım ama yok. Burayı açamıyoruz herhalde. Çekişle falan burayı kırabilir miyim? Kıramam. Acaba bu robotu şuraya taksak ne oluyor? Oluyor mu? Ha oluyor. Tamam. Bu kapıları açmak için arkadaşlar böyle bir şey. Burayı açalım mesela. Burada ne var? Burada plastik ördek al. Kitap topla. Şurada bir şalter var. Burada bir şey var diyor. Bak şurada bir soket var. Gel bakayım. Ama bunu kapatırsam, ha bunu şey yapınca orası kapı kapandığı için olmuyor. Neyse şuradan devam edelim. Burayı açabiliyor muyum? Evet burayı da açabiliyorum. Burada ne var? Kaydı çal. Bir kayıt daha var. 22 Ocak günlük 285. Kayıt 285. Bebeklerim apartman onu yeni bir sarı site olarak onayladı. Bebek ve bakıcıları şimdiye kadar faaliyetlerimden habersiz kaldılar. Oyuncak bebekleri kendime benzetmiş olmam çok mu bencilce diyor. Belki ama bunu kim yargılayacak? Sen mi? Kayıt sonu. Bu kayıtları... Aa peluş bebek. Çok iyi. Bu nedir? Bitki. Her yer bitki arkadaşlar bu arada. Çok enteresan ama... Her yerde bitkiler var dikkat ettiyseniz. Bu nedir? Kapı tutucu topla. Ha, kapı tutucuyu acaba şey mi yapacağız? Dur. Kapıyı tutup şu şekilde. Sonra bunu buradan alacağız. Bak içeride bir yer daha vardı ya, oraya takacağız herhalde. Şuraya. Sonra da şalteri kullanacağız ve güçlendireceğiz mi? Hmm. Yetmedi. Niye böyle oldu peki? Burada bir şey var diyor da. Buraya güç vermemiz lazım biraz daha ama nasıl güç veririz? Bu yetişmiyor arkadaşlar şu an. Etrafı biraz araştıralım. Oraya bir parça gibi bir şey koyacağız. Yani şurası var. Buraya girdik mi bu arada? Yok girmedik. Buraya girelim. Örümcek ağları falan var. Bir güçlendirici ünitesi al. Hmm. Tamam bunu alta koyabilir miyiz acaba? Bu olabilir büyük ihtimalle. Makarayı koyamadık ama bu olur mu? Bir tane oldu. Bakalım yetecek mi ama bir tanesi? Evet oldu. Galiba. Yetti mi? Oldu mu? Sevindi. Ha gitti. Beni de al. Newt'u bul. Nereye gitti? Nereye gitti? Nasıl bulayım? Buradan ben çıkamıyorum. O gitti. Uçtu gitti. Biz buradan şimdi yukarı mı çıkacağız tekrar? Bir saniye. O zaman buradan. Ha, buradan geriye doğru dönerken bir şeyler oldu arkadaşlar. Ne oluyor? Sallandı bayağı bir etraf. Bir saniye. Bu tarafa falan. Ha burada. Düğmeye bas. Asansör tamir etmesine yardım et. Tamir şey istiyor benden. İngiliz anahtarı mı deniyor ona? Nerede görmüştük onu? Şu mu? Tamam al. Al sana verdim. Tamam. Tamir et orayı da ben de bileyim. Gitti. Hadi düğmeye basıyorum. İçeride tamir ederken yalnız patlama da.
Fıstık mı çalıyor? Çok iyisin, hoşsun da. Heh, bir anda öyle gelme, yavaş yavaş gel. Ne bu? Yağ istiyor benden. Biraz somun, tornavida falan. Ha, şu mu acaba? Yağ tenekesi, tamam. Yani bu odanın içinde bir yerde. Nerede olabilir sonuçta? Al bakalım bunu da. Nift. Ne yapıyorsun? İçti yağı. Hayda. Ben de bir şey yapacak zannettim. Şeyi tamir etmek için kullanacak zannettim. Çekiç istiyor. Tamam, çekiç şu muydu? Bir saniye. Şurada, şurada. Tamam, çekici de bulduk. Al. Bunu da yeme. Hadi git. Tamir et bakayım. Tamir et, 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 et. Bravo be. Ne güzel vuruyor çekiçle. Efsanesin. Tamam, ne oluyor? Hadi beni de al artık. Beni de al. Aha, geldi asansör. Biniyor muyum ben de? Biniyorum, hadi. Nereye gidiyoruz? Basıyorum düğmeye. Tamam, düğmeye bastım. Aa, bebeğin sesi geliyor. Bebek geliyordu. Bebek geliyordu ama... Biz yukarıya doğru gittik. Laboratuvar, meraklı gözlerden uzak gizli bir bahçede bilgeler tarafından korunan Carcosa'da bir sığınak. Diyor. Newt diyormuş bunu da arkadaşlar. Başlamak için buraya tıkla. Laboratuvar isimli bir yere geçtik. Tamam. Şöyle devam edelim. İşte sarı bebek burada yine tabloda kendini gösterdi. Bir dakika, ne oldu orada? Hmm. Kapı açılıyor ve kapanıyor. Çok güzel. Tamam, Newt, selam. Merhaba. Seni alayım ben. Bu sefer bebek yerine Newt'la mı acaba ilerleyeceğiz, anlamadım ya. Bir dakika, burayı niye kapatıyoruz? Aradan geçemiyor muyum? Aa, geçemiyorum. Oradan bakabiliyor muyum? Yok, bakamıyorum da. Şuraya acaba taksam böyle gidebilir miyim? Diğer tarafa doğru gitmem gerekiyor büyük ihtimalle benim. Oraya bir bakayım mı ya? Bir saniye. Dur, oraya bakmadım arkadaşlar. Newt dur. Gel gel mi diyor. Etrafına bir bak. Simya odasını araştır. Oraya gitmeden önce şuraya bir bakabilir miyiz Newt? Bir gelsene. Bu arada şunu da çalıştırabiliyorum. Aa, çalıştırdım, bir şey oldu. Orada muhtemelen bir bulmaca falan var ama bir saniye, şuraya bir gitmedik. Bak, buraya gitmezsem ben merak ederim sonradan. Girilmiyor herhalde ama. Ne var arada görebiliyor musunuz arkadaşlar? Açıl bir daha. Bitkiler mi var? Aynen, bitkiler var galiba orada. Dışarıda böyle bir sanki havuza benzer bir ufak şey var. Bahçelerde olur ya böyle. Böyle bir şey var galiba. Heh, oyuncak kutusu. Balon, Lego, basketbol. Şimdi içeriği araştırmamız isteniyor. İçeriği biraz araştıralım. Evet, burada bir bitki var. Bitki robot bu. Bizim robot. Bitkiyi kullanıyor mu? Sonra mavi bir şeye ulaşıyor. Bu mavi şey de mavi biberon ve kırmızı biberon. Mor ya da pembe biberona dönüşüyor. Onu da bebeğe veriyoruz. Ulaşılamaz bir durumda. Şunu sen alır mısın? Gel. Sen alırsın onu. Alamıyoruz neyse. Şimdilik alamıyoruz. Tamam. Şöyle bakalım. Ayırıcı ısıt. Hmm, tamam. Burada renkler var arkadaşlar. Bu kırmızı mesela. Ayraç gerekli diyor. Isıtmayı durdur. Karıştırmak için iki ayraç gerekli. Ayraç nedir acaba? Onu çözebilirsek. Neyse, bakacağız etrafa. Vanayı çevir. Kablo makarası. Tamam, jirosfer. İnce. Aa, bir dakika. Newt'u çevir. Newt geliyor. Bu nedir? Ha, tamam. Bak, o bir şey yapıyor. Bitkiye. Sonra bitki de mavi bir top veriyor bize. Şuradaki şekilde bakın arkadaşlar. Mavi top. Sonra mavi topla sarı anahtarı mı al diyor bize. Burayı suluyor bu arada. Çok iyisin. Ha, burada bir tane daha kayıt var. Şuna bakalım. 1 Aralık. Kayıt 160. Yani simya odasının üzerindeki jirosfer ve dünya kapısı bizim gerçekliğimizle tarif edilemez olanınki arasındaki son kale olmaya devam ediyor. Delirir ve görevlerimi unutursam diye bu kaydı bir hatırlatma olarak bırakıyorum. Asla kapıyı açma ve jirosferin dönmesine asla izin verme diyor. Halkalar biraz olsun sallanırsa seni bulacak.
Kaydın sonu. Bu arada jirosfer dediği de bir diske sahip olan dönen bir cihazmış. Şimdi buradaki mavi ile şuradaki kırmızıyı birleştir diyor. Bu zaten dolu. Şuraya o zaman. Ayıraç dediği bu oluyor herhalde. Şunu mu acaba? Evet. Şu anda bunu koyduk. Bunu çevirsek. Şunu indirsek ya da. Bunu şu anda, evet, karışım hazırla diyor. Bir şeyler oluyor. Tamam, buradaki gibi şey olacak. Sonra bunu da indirdim, çevirdim. Şimdi bebeği mi oluşturacak ya da bebeğe mi dönüşecek? Kazan. Yukarıda bir top gibi bir şey var. Biberon lazım diyor. Acaba sen ne yapıyorsun burada? Şuralarda bir biberon buluruz herhalde ya. Dur bakayım. Burada bir tane daha kayıt var. 15 Ağustos günlük 633. Yeniden dekore etme fikriyle uyandım. Etrafta kimse yokken neden burayı kendi yerim haline getirmiyorum? Ve içimde duvarları sarıya boyamak için yanıp tutuşan bir arzu var. Sarı renk tonu çok canlı ve söylemesi gerçekten çok eğlenceli. Sarı, sarı. Kafayı yemiş. Burası sarı oda. Sarı, sarı, sarı. Eyvah, eyvah. Kayıt bitiyor yakında sarı olarak. Eyvah. Sarı bebeğin olayı da bununla alakalı büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Şurada bir yerde bir biberon. Evet, burada yok da. O odanın içerisinde bir yerde biberon olması lazım ya. Bir dakika, bir daha bakalım. Buralarda bir yerde bir biberon var büyük bir ihtimalle. Bize bir biberon lazım. Biberon. Seni koysam buraya biberon yerine. Yok. Burada yok. Şurada var işte. Bir sürü biberon var baksana. Yanındaymış ya biberon. Uzaklarda aramamak lazım. Evet, biberonla orayı döndürmeye başladık. İşte bu jirosfer miydi? Neydi? Jiroskop mu? O bu işte arkadaşlar. Dönen şey. Bu arada o neydi? Bitki miydi? Bitki gibi bir şeye geldi galiba. Tamam, orayı sakın açma diyordu ya. Bebeğin sesini duyduk. Evet. İşte sarı bebek. Bebeği besle. Ah. Ne oldu? Bebeği besleyemedim mi? Bebeği besle de... Ne oluyor? Bebek bütün her şeyi kendine doğru çekiyor. Bir dakika, anahtar var. Şu anahtarı ver bana. Tamam, sen anahtarı ver. Bebek kal sen orada. Seni çok sevmiyorum zaten bebek. Şunu al. Tabak. Aç fırını, içine koy. Peki bunun içine bebeği koymayacak mıyım? Ya bunu var ya, bir şey söyleyeyim size. Bunu oynayan herkes muhtemelen bunu deniyordur arkadaşlar. Şunu böyle koyuyordur. Ne olacak diye pişiyor diyor. Kesin ya. Oradan dışarı atıyor ya. Ama bu işte lanetli bir bebek olduğu için tabii buna hiçbir şey olmuyor. Tamam. Şöyle bir kayıt daha var. Şuna bakalım. 4 Nisan. Kayıt 566. Doğru. Karkosa'dan getirilen çiçek örneği 32C umut vaat ediyor ve tam da aradığım ayıraç olabilir. İşin püf noktası onu çocuğa çok yaklaşmadan vermek için bir yöntem bulmaktı. Neyse ki bebek bakıcıları onu habire gizemli sıvıyla beslemekte sorun yaşamıyorlar. Senden bahsediyor bebek, bakma. Bu deneyler kurtuluşumuzun anahtarı olabilir. Tamam, biraz önce o şeyi verdik ya bebeğe. Ondan bahsediyor. O karışımı verdik ya bebeğe. Burayı kapatabiliyoruz. Tekrar açabiliyoruz. Kedi neredesin? Kedi. Artık bizi bir şeye götürsen, bir yerlere bir götürsen. Sen orada mısın bu arada? Kedi, seni göremiyorum ki. Tamam, şimdi bebek, seni alayım ben, ne yapayım seni? Dur bakayım. Şurada bir şey var mı? Var. Bir dilim domates. Yiyeceksin mi? Domatesi üstüne yapıştırdım yalnız. Sen şöyle dur bakayım. Domates üstüne yapıştı ya. Dur. Al sana bir mantar. Ye. Ah, yüzüne. Böyle güzel oldun. Tamam. Neyse. Sana yemek falan yok. Dur şimdi ne yapmamız lazım, bir ona bakalım. Evet. Kedi burada bu arada. Kedi. Bizi alır mısın buradan kedi? Kütüphane kapısının kilidini aç diyor. Mutfakta ara. Kütüphane kapısının kilidini aç. Acil bir durum yok. Ya boş ver şimdi. Acil bir durum var diyelim işte. Evet, şu vanayı al diyor ve nereye takacağız? Sana mı vereyim? Nereye takacağım bunu? Yok. Bunu al, bir yere tak diyor. Bunun içinde pişir mi diyor acaba? Pek zannetmiyorum ama.
Bak onu bir yere takacağım büyük ihtimal ya. Bir dakika. Aa. Öyle yapınca karşıya mı şey yaptı? Yok artık. Yok öyle olmadı değil mi o? Bir dakika, bir vana vardı ve o vana karşıya mı geldi, bana mı öyle geldi arkadaşlar? Herhalde bana öyle geldi. Çekiçle şurayı kırabiliyor muyum? Kıramıyorum. Şöyle yapıp böyle de kıramıyorum. Şimdi bizim şurada bir tane yeşil anahtar var ve burayı almamız lazım. Şuraya bir dakika, şuna biraz daha acaba biberonla şey versek, şundan versek şu olur mu? Mıknatıs. Bir dakika, bu mıknatısa dönüşüyor şu an. Tamam, şimdi mıknatısa dönüştü. Şu anahtarı buradan çektirmek için şunun içine koyabilir miyim acaba? Dur bakayım. Şöyle yapsak. Bir kol lazım. Tamam, şimdi o biraz önceki kolu buraya koyarsak. Şuradaki kolu falan çıkartamıyoruz değil mi? Yok. Buradan mesela yukarıya doğru atabiliyoruz. Tamam, biraz önce bir defter gibi bir şey vardı ya, o defter. Tamam, çözdüm galiba. Şimdi bunu buradan alacağım. Bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuraya takacağım. Sen gel benimle. Şuraya bir otur sen. Şuradaki defterde bak ne diyor? Kırmızıyla maviyi birleştirirsen o zaman mıknatıs olur diyor. Mıknatıs. Bak bu burada dursa, tamam bu mıknatıs oluyor şu anda. Tamam neyse, sana mıknatıs yapalım seni. Seni şimdi buradan içeriye atıyorum. Atabiliyor muyum? Şöyle yapıp böyle göndersem acaba olur mu? Gerçi mıknatıs özelliği gitti mi şu anda? Anahtarı kendine doğru çeker mi diye düşünüyorum da. Yok, olmadı galiba. Çünkü şöyle yapmam lazım. Anahtarı almak için önce şunu bebeğe vereceğim. Tamam mı? Şunu çevireceğim. Şöyle atacağım. Oldu mu şu anda? Gerçi gene bitti galiba mıknatıs özelliği. Ne diyorsunuz? Yo tamam, bitmedi. Bu sefer aldık. Anahtarı aldık. Newt bir sen de gelme başıma da. Şurayı açacağım. Kedinin olduğu yere geldik galiba. Aynen. Aynen, güç gerekli. Newt gel buraya. Newt. Newt neredesin? Gel buraya. Ya çiçek suluyor bu da. Bırak çiçeği sen. Ne yapacaksın çiçekleri? Boş ver. Birisi sular. Gel, işimiz gücümüz var. Niye olmadı? Hmm. Şurada ne var? Kupa topla diyor. Kupaya değil de şurada bir şey var. Bu ne? Burada bir tane kitap var. Kitabın bir özelliği var mı? Zannetmiyorum. Burada yine böyle bir şey var. Dönen küre. Hmm. Tamam. Burada bir şey yok ekstra galiba. Ve siyah kedi ile bebek orada. Hadi bakalım. Bizim yukarı çıkmamız gerekiyor. Bu neymiş arkadaşlar? Bir saniye ya. Newt bir beni bırak da şuraya bir bakalım. Burada pembe bir şey yukarıya doğru sanki yanardağ gibi patlamış. Buradan böyle gidemiyorum. Burada yine bazı şeyler var. Buradan yukarı çıkmam gerekiyor. Hmm, şurası gitmem gereken yer galiba. Bir dakika, masanın üstünde bir şeyler var mı? Bir bakalım. Masanın üzerinde ipucu olabilir. Şuraya güç gerekli diyor ama Newt'u buraya koyamadım. Şunu açalım. Tamam. Şimdi koyalım. Yani bebek buraya geldi. Kitap düştü yalnız. Kitabı değil de Newt neredesin sen? Newt gene çiçek mi suluyorsun? Ne yapıyorsun? Newt. Heh, buradasın. Gel bak. Açtım orayı. Gel gel gel. Buraya bir güç ver bakayım. Tamam. Şimdi bizim şuradaki şeylere ulaşmamız lazım yukarıya. Bir dakika. Şurada bir tanesi var zaten ama buna bir şey... Ha bir dakika. Buna bir şey yapılıyor galiba. Kitap topla diyor. Yo. Hmm, burada bir işaret var arkadaşlar. Şöyle mesela durdurunca buraya çıkılır mı? Çıkılıyor. Tamam. Hmm, burada bir işaret daha geldi. Tamam, güzel. Üçgen ve iki çizgili bir işaret daha geldi. Yukarıda bir tane daha var. Devam et. Devam et. Tamam. Şöyle yapsak tamam. Tam yerinde durdurduk. Onu da alırsak şeyler olur mu?
Tamam. Şimdi kare işareti de geldi. Çok güzel. En alttaki neredeydi? Şurada. Bunu da yaptık. Şurada başka bir şey var mı? Başka bir şey herhalde yok. Peki şu an oldu mu? Yukarı giden bir yol bul. Kara kediyi takip et. Tamam. Şimdi sen yine gel o zaman. Şunu açalım. Açalım. Bir dakika dur. Nereye? Kara kediyi takip et diyor. Kara kedinin yanına doğru gideceğiz. Bir saniye. Niye olmuyor bu? Tamam. Devam et. Tam kara kedinin yanına doğru o zaman. Şöyle durdurdum. Güzel. Şimdi yukarı çıkmam gerekiyor galiba. Aynen gidiyor. Kedi gidiyor, ben de peşinden gidiyorum. Yalnız o ışınlandı mı? Ne oldu? Bak burada gene garip bir şey var. Kadranı çevir. Bir dakika. Bu biraz önceki işaretler arkadaşlar. Kare, üçgen. Diğeri ne? Kare, üçgen. Bir saniye bunu... Aşağıdakini bulmak için şöyle bir ineyim. Bunun sırasını nasıl yapabiliriz bu arada? Hangisi birinci bilmiyorum. Yay gibi olan bir. Bu arada orada dört tane işaret var değil mi? Aynen. Burada üç tane var ama. Fark etmez gerçi. Bir tanesini yapsak olur da. Burada işaretlerin sırasıyla ilgili bir şey yazmıyor ama. Tamam şu... Böyle neye benziyor? Bu at nalına benzeyen şey var. Sırası nasıldı onu hatırlamıyorum bu arada arkadaşlar. At nalına benzeyen bir şey var ama. Şöyle. Tamam burada yok zaten. Ha burada uygun olan şekilleri seçiyor. Tamam iki çizgili olan bu tamam. At nalına benzeyen bu da değil. Ha, at nalına benzeyen şu. Ne oldu? Bu muydu yani? Gerçekten diğer ikisini hiç seçmeden buldum arkadaşlar. Biraz şans oldu bu galiba. Kitabı topla. Tamam kitapta bir şey yok. Şurada bir kayıt daha var. Kayıtlar önemli. 27 Şubat kayıt 895. Özellikle kedi. Meraklı bir yaratıktır. Dürtüleri mi var yoksa bir tür usta mı? Bilmiyorum. Zeki görünüyor ve beni tehlikeye karşı hemen uyarıyor işine geldiğinde. Rüyalarımdan aniden uyandığımda onun yüzünü gördüğüme hep sevindim. Umarım kalır. Kaydın sonu. Kedi acaba bize yardım mı ediyor? Kara kediyi takip et. Nereye gitti? Arayıcı Isadora Wade merdivenden düştü. Arayıcı Dr. Nicholas Arkham. Arayıcı Isadora Wade. Arayıcı Theodore Alhazred. Zihinsel fırtına tarafından perişan. Arayıcı Ambrose Armitage. Uçuruma doğru avare. Kaydı çal. Tamam. Bunu çalmıştık zaten. Buradan devam o zaman. Fahri arayıcı kara kedi. Kara kedi de önemli bir figür arkadaşlar demek ki. Şuradan aşağı doğru inelim o zaman. Oo, işte bu sahneleri çok seviyorum. Böyle tam merdivene çıkarken ya da inerken bir anda karşıma çıkan bebek. Evet gene orada karşımızda. Tamam şimdi şöyle bakalım. Bu şey değil mi ya? Yüzüklerin Efendisi izleyenler şu anda anladı ne dediğimi. Evet şuradan perspektif farklılıkları. Sauron muydu o? Sauron galiba. Perspektif farklılıkları diye bir şey var. Burada böyle bir black cat yani kara kedi şeyi var. Önü açılıyor gibi. Buradan fotoğrafını çekeceğiz. Gülümse. Gülümse kedi. Şey kedi diyorum. Gülümse bebek. Film yok içinde yalnız dur. Dur bir film yokmuş içinde bir film bulalım. Senin fotoğrafını çekeceğim. Niye böyle bir şey yapacağım bilmiyorum ama herhalde bunu yapacağım yani. Bir fotoğraf çek diyor çünkü evet. Film. Şimdi bir film nerede olabilir arkadaşlar? Vizörden bak. Şuralarda yok. Diğer tarafta falan mı? Şuradan evet burada. Film al. Bak burada kimlerin resimleri var? A. Pikmin yazıyor mesela. Bak orada siyah kediyi görüyoruz. Kara kediyi. Burada... Bebeği görüyoruz, robotu görüyoruz. Bunların arasında nasıl bir bağlantı var acaba? Çıkarılacak resim yok. Burası da şey, hani böyle kırmızı oda mı derler? Resimleri çıkartmak için böyle bir suyun içine batırıp çıkarırlar falan. Filmi tak. Tamam, filmi taktım.
Ha bir dakika. Boş film. Boş filmi buraya mi yerleştiriyorum? Evet, tamam. Vizörden bak. Resmini çektim. Güzel. Bebek sen bekle bakayım orada. Heh, merhaba. Oda yeterince karanlık değil. Şurayı kapatmamız lazım çünkü. Tamam, şimdi karanlık. Bunu resme çevir. Çok güzel. Çıkarılmış filmi topla. Güzel. Filmi tak. Ne olacak acaba? Evet. Tamam. Normal bir resim. O da normal bir bebek yani. Nedir? Ne ki bu? Yani çok bebeği topla. Bak aynı. Gördün mü? Bu bebek o bebek işte. Tamam. Filmi projektöre yerleştir diyor yalnız. Şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Burayı şurayı tamam. Şöyle galiba. Şimdi orası normalde kırık ama burayı çektiğimiz zaman orası kırık görünmüyor. Yani şu resmi bir çıkartalım. Bu resmi çıkartalım. Orada kırık olan kolu kırık değilmiş gibi gösterdi. Şu an bir bakacağım. Burada resimde de öyle mi görünüyor? Evet, şu anda normal görünüyor mesela. Ve evet, normal hale geldi. Şalteri kullandık. Burada bu arada değişik resimler var. Şuradan. Orada bir şey var. Onun resmini çekeceğiz şimdi de galiba. Şöyle yapalım. Aa bak, burası da görüyor musun? Daha farklı görünüyor. Vizörden yani film olarak daha farklı görünüyor fotoğrafını çekerken. Biz de bu sayede fotoğrafını çeke çeke bir şeyleri değiştiriyoruz arkadaşlar. Şunu da alalım, buraya koyalım. Şimdi oradaki bitki de canlandı. Sırada ne olacak bakalım. Tamam, oradaki bitkiyi de canlandırdık. Tamam, çok güzel. Newt'u çağır. Newt, gel. Şununla bir ilgilen. Bir ilgilen bakayım onunla. Heh, onun içinden bir şeyler alıyorduk. Tamam, süpersin. Onu ben alayım. Ölmüş gibi. Fıçıya ayrıca ekle diyor. Fıçı. Fıçı dediği burası değil büyük ihtimalle. Fıçı nerede? Bebek nerede bu arada? Fıçı nerede? Bebek nerede? Ha, fıçı dediği şurası mı? Şuraya ekleyeceğim büyük ihtimalle. Tamam. Ayrıca ekle. Tamam. Şunu da indir. Karıştırmak için iki ayraç gerekli diyor. Isıtmayı durdur. Yok, durdurma. Tamam. Şimdi biberonla bunu yaparsak ne oluyor? Yok, başka bir şey olmuyor. Bunun sonuna bir tane daha yapmamız lazım. Bir de şunu yapmamız lazım. Ayraç gerekli diyor. Hangisi olacak? Kırmızı, mavi. Bunu yaptık. Yeşil. Yanında bir tane daha olması lazım. Mor da burada aslında. Başka bizim eksik olan neresi kaldı? Buraya girmiş miydik? Aynen, buralara girdik. Buraya da girdik. Şuradan da gene aldık. Nereden alabiliriz başka? Şurayı kullanmadık galiba. Jirosfer diyor zaten. Burası kaldı. Şimdi bizim elimizde bunlar var. Bir dakika, şunları indirince ne olur? Mavi indirdim mesela. Karışım hazırla diyor. Mesela şu an mavi ile yeşili ya da kırmızı ile yeşili karıştırabiliyorum galiba. Şu an sanırım yeşil bir karışım verecek bize. Yeşil karışımı verelim şeye. Doğru iksir tarifini keşfet. Bunu bir verelim. Bu ne? Zehir diyor bu arada. Verdim zehri. Ne oldu sana? O ne? Zıplıyor. Tamam, şu topun oraya falan mı zıplayacak acaba? Aha gitti. Tamam, buraya gelmiştik. Bir dakika, şurayı kullanmadık. Şimdi bizim bir de şöyle bir formülümüz var. Bak şu ve şu. Bir de böyle deneyelim. Kırmızı ve yeşil. Başka bir şey yok zaten. Çevirelim. Bebek nerede bu arada? Bebek çok uzaklaşmış olmasın da. Bir de bunu deneyeceğim arkadaşlar. Bu son şansımız bu bence. Başka bir şey kalmadı çünkü. Renk kalmadı. Bu ne? Ağırlık diyor. Ne oldu? Bebek bayağı bir tontiş oldu ha.
Güzel oldun bebek. Gözleri kapandı. Baksana öyle olur yani. Yemekten böyle artık gözlerini açamaz hale gelmiş. Seni nereye götüreceğim? Normale döndü. Bir dakika şimdi. Bir saniye. Buna biberonu vereceğiz. Ondan sonra bunu bir yere koyacağız. Şimdi şunu kullandık. Şurayı kullandık. Burayı kullandık mı? Şuraya atsak. Bir saniye. Şöyle yapalım. Şunu buradan al. Sonra bunu buraya koy. Sonra seni şöyle koysam diyeceğim ama burası olmaz arkadaşlar ya. Çünkü orası boş yani. Şurası var. Şöyle. Buraya attım. Vanası olan burası var. Aa, orası açıldı. Tamam. Tamam, süper. Buradaki bulmacaları da güzelce bitirdik arkadaşlar. Bitkiler vesaireler. Evet, dışarıya çıktık. Oo, yalnız çok güzel. Bakar mısın şuraya? Efsane değil mi? Gerçekten inanılmaz güzel burası. Evet, neyse. Şuradan devam ediyorum. Yalnız bir de robot çıktı başımıza ya. Bir bebeğimiz var zaten. Aha, top. Bunun içine koyup atarım ki bunu. Kesinlikle bunu yapacağım. Ve sonra buraya tabii bebeği de koyacağım arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bunu yapacağım arkadaşlar. Bunu bu arada biraz şey yapabiliyor muyum? Sağa sola doğru. Bebek neredesin? Neyse tamam ya, yapmayacağım. Ya da yapayım mı? Şunu koyabilir miyim acaba? Bebek yok ya. Bebek nerede? Newt. Sen niye suluyorsun yerleri? Ben anlamadım ki seni ya. Seni koyabiliyor muyum? Topu doldur. Al. Bünyeyi yak. Uç. Uç Newt. Aha, Newt gitti arkadaşlar. Bebek de orada, bak görüyor musun bebeği? Gel. Bebek gel. Ayraç çiçeğini bul diyor bu arada görev olarak. Biz neler yapıyoruz. Ama yani bunları yapmadan da gerçekten olmuyor. Ayraç çiçeği şu herhalde. Yo. Şu mu o zaman? Merhaba ayraç çiçeği. Newt'u çağır. Newt. Tut şu çiçeği bir. Bak. Ne oldu? Bebek attı. Bebek yaramazlık yapma. Newt yakala. Yakala Newt. Yakala oğlum. Nereye gidiyor? Yakalarsın. Adamsın Newt, yakala. Bebek dalga mı geçiyorsun? Bak yukarıda yıldızlar falan mı kayıyor? Bir şeyler oluyor. Sana yardım etmek istiyorum ama yardım edemiyorum. Bebeği durdur. Nasıl durduracağım? Bebeği nasıl durdururuz? Al. Durdurdum bebeği. Bebeği Newt'e koy. Tamam. Al. Newt hadi götür. Ne yapacaksın? Onun içine mi koyacaksın? Bunun içine mi koyayım? Künyeyi yak. Bu mu yani? Bunu mu yapmalıyım? Yok, zannetmiyorum. Ama bunu da yapmadık demeyelim. Oo, yalnız bebek bayağı uçtu. Güle güle. Sevindi. Newt güzel, sevindi bayağı. Tamam gel Newt. Ayraç çiçeğini topluyorduk. Gel buraya. Newt. Newt ışınlandın mı? Nasıl geldin ya? Tamam, buradan şimdi bir şey daha alacağız. Yalnız bebek gitti. Bebeği topa koymayan var mıdır burada? Yani zaten gerçi koymadan ilerlenmiyor gerçi de. Bu gene suluyor. Ayracı içeri al. İçeri derken şurası mı? Ölmüş gibi. İçeri, ha bir dakika dur, şeye götüreceğiz bunu. O içerideki yer vardı ya bizim. Simya ile ilgili, kimya ile ilgili olan. Araştırmaların yapıldığı yer. Merhaba bebek. Sinirlenme, sana topla şey yaptık diye. Hop ne yapıyorsun? Tamam tamam sakin ya. Newt kurtar bizi. Newt ne oluyor? Güneş mi o yukarıda? Nedir bu? Gezegen mi? Ay mı? Göz mü? Göze de benziyor bu arada. Dünyalar çarpışıyor. Gelmeleri kaçınılmaz. Hazırlıklara başlamalıyım. Doktor. Dünyalar çarpışıyor diyor. Gezegenler çarpışıyor mu acaba? Öyle bir şey mi? Çok güzel bir görüntü yalnız. Düşünsenize, bir gün böyle dışarıya bir bakıyorsunuz, böyle bir görüntü görüyorsunuz. Tabii ki de yani kimse böyle bir şey istemez ama oyunlarda güzel en azından. Görüntü olarak benim hoşuma gitti. Bak şu görüntü gerçekten çok güzel. Efsane bir şey yapmışlar. Neyse, ben şimdi nereye gitmeliyim? Dünyalar çarpışıyor. Ne oldu diyor. Görevim bu arkadaşlar. Görevim ne oldu? Evet, ne oldu? Sarmaşık. Ne oldu bebek? Yalnız şu anda aslında çok korkunç bir sahnedeyiz ama ben gayet eğleniyorum nedense.
Birazdan karşıma muhtemelen bebek falan çıkacak ve ben bu kadar mutlu olduğum için pişman olacağım ama olsun yani. Bak, evet tam da bunu diyordum. Gerçekten. Bebek. Bak böyle bir anda karşıma çıkıyorsun, beni üzüyorsun. Tamam, bunu şimdi buraya atacağım herhalde. Şuraya atıyorum. Tamam, attım. Ayıracı ısıt. Şimdi bunu neyle birleştirmeliyim acaba? Bunu hangisiyle birleştirmem gerektiğini yazmam. Şu ikisini birleştirsem ne olur? Karıştırmak için iki ayrı aç gerekli diyor. Tamam, iki tane bu ikisini birleştirdim mesela. Şu an bilmiyoruz arkadaşlar. Bir dakika, bu ikisini bir birleştirelim. Yani şununla birisini birleştireceğim ama hangisi bilmiyorum. Mavi oldu şu an. Maviyi bebeğe verince ne olacak bakalım. Nokta işareti. Ortaya doğru bir nokta işareti. Aa, ne oldu? Küçük oldu şu anda. Şuraya atsam. Mavi ne anlama geldi acaba? Şimdi başka renkleri karıştırmalıyım galiba. Bu değişmiyor mu sayfası acaba? Mavi, morla ne acaba? Morla bir şey diyor ama. Morla yeşili denedik. Morla maviyi deneyelim. Mor ve maviyi denedim. Bunu bir deneyelim arkadaşlar. Bir de morla kırmızı kalıyor galiba. Mor yeşil denedik. Şimdi mor maviyi denedik. Bir de mor kırmızıyı deneyeceğiz sonra. Bu nedir acaba? Biberon lazım. Biberon. Bir saniye. Bu black cat, yani kara kedi işareti var üstünde. Yanıyor bebek. Bebek yanıyor. Hareket ettirebiliyor muyum? Bir şeyler oluyor. Yıldırım çaktı. Üst kata giden bir yol bul. Jirosferi stabilize. Şurayı yakar mı bu acaba? Şöyle yanında tutsam. Jirosferin kapısı burası. Ha, yaktı. Hakikaten yaktı. Tamam. Aç burayı. Yukarı giden bir yol bul. Yukarı giden yolu buldum. İşte bu. Bir dakika. Jirosfere doğru gidiyordu bu. Nasıl böyle oldu? Bir dakika arkadaşlar. Geri dönüyorum. Burası böyle bir yerde. Jirosfere gider diyor. Jirosfer dedi ama doktoru topla. Alalım bunu da. Yerde kalmasın. Jirosfer diyor ama bizim ilk oyunlardaki bebeğin odasına gidiyoruz. Buraya yani. Bebek burada şu anda. Oyuncaklar çıkıyor. Tamam. Seni alayım ben o zaman. Alamıyorum. Şu ne? Bu değil. Böyle değişik bir şeyler var mıdır? Yani bebek. Bak böyle şeyler yapıyorsun gerçekten. Kalbimi kırıyorsun. Şu işte. Tamam, bunu alacağım. Hatırladım. Biberon. Şey, biberon diyorum. Emzik. Al al al. Al bu emziği ve artık kendine gel. Tamam, normale döndü. Evet, dünya normale döndü mü? Burayı açıyorum. Evet, işte bu. Şalteri kullan. Bebek nerede? Bebek orada kaldı. Yani bebeği alamıyor muyum? Bebeği şu an alamıyorum. Şalteri kullansan halkaları hizalı diyor. Çok güzel. Şimdi basıyorum. Bir yerde duruyor. Tam belli bir noktada o hizalanıyor mu kendi kendine? Nasıl hizalanacak acaba? Bir saniye, burada bir şeyler var mı? Evet, belli bir yerde sanırım tam hizalanıyor. Şey olmayacak diyor. Ha, şurada bir şeyler var, bir dakika, şuna bas mesela. Tamam, bu burada durdu. Sonra böyle yapsak. Tamam, oldu. Bir de şurada bir tane daha var. Şunu da yapalım. Evet. Yaptık mı?
Galiba yaptık. Hepsi hizalandı mı? Tamam. Hmm, bebek de ortada. Süper. Bebek ne oldu sana? Dişler mişler bir gitti gene. Bir şeyler oldu. Bir gülüyorsun, bir kayboluyorsun. Anlamadım ki. Çekirdeği al. Çekirdek? Hangi çekirdek? Aşağı gidiyorum. Herhalde bir çekirdek gibi bir şey mi var orada? Şu mu? Topla. Tamam, aldım. Çekirdek buymuş. Dışarı gitti. Güvenli yere gitti de. İyi geceler. Yalnız ben güvenli yere gitti de. Ben direkt üstüne doğru gittim. Çok iyiydi bu. Güvenli yere gitmem lazım. Şuraya. Git 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 git. Koş 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 koş. Gir kapıdan gir gir gir. Gir içeri gir içeri gir içeri. Tamam. Koltuk. Koş, kapıyı güçlendir. Bunu mu? Ha şu. Kapı tutucu. Kapıyı güçlendir. Tamam. Newt ile kaç. Newt kaç. Newt destek ver bize. Yardımcı ol. Tamam, yukarı attı beni. Newt sen de gel ama. Bırakma beni. Gel gel. Beraber kaçıyoruz, gel. İşte bu, dışarı çık. Dışarı çık. Çıkmam lazım dışarı. Tamam, şuradan in aşağıya, çıkıyoruz hadi. Newt gel benimle, Newt. Gel gel gel, kaçıyoruz. İşte bu en sevdiğim fısıltılar. Dışarı çıkıyorum. Çık dışarı. Ne oldu? Ne oldu orada? Bir şeyler oldu. Lego diyor. Şimdi Lego oynamanın sırası mı? Çık dışarı ve her şey bitsin. Gezegenler çarpıştı mı? Almak güvenli değil. Tamam, almıyorum. Gidiyorum. Nereye gitmeliyim? Eksik parçalar için bahçeyi ara. Eksik parçalar. Buradan aşağı atlanıyor mu ya? Yok, atlanmıyormuş. Bunu da denemek zorundayız tabii ki de. Bahçeyi arıyorum. Eksik parça arıyoruz şu an ama. Şu olabilir mi? Değil. Şuradan bir tane daha atalım ya. Bu arada. Ha, acaba ona çarpar mı? Bir şey olur mu? Yok. Eksik parça işte bu. Çekirdek şeyini topladım. Tamam. Eksik parçalardan biri buydu. Bahçeyi ara. Başka bir eksik parça daha mı var? Herhalde bir tane daha var arkadaşlar ama. Şu değil. Görebiliyor musunuz? Şurada ortada bir şey var gibi ya. Şu galiba, dur. Şunu da alalım. Bunun etrafını mı kapatmamız lazım? Herhalde etrafını kapatacağız. Aynen. Kapan. Yalnız grafikleri gerçekten çok güzel olmuş. Oyunun Türkçe olması da iyi olmuş arkadaşlar. Oyunu çekirdeği jirosfere götür. Bir dakika, jirosfer. Hayır, içeriye götürecektim ya. Çekirdeği jirosfere götür. Newt'e ver. Al Newt. Al Newt. Geliyor geliyor, koş. Takip et. Takip edemiyorum. Hayır. Şuraya mı gireceğim? Buraya mı gireceğim? Şuradan. Dur 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 dur. Son anda girdim mi? Son anda girdim. Son anda. Oo, çok güzeldi yalnız. Newt'u takip et. Newt neredesin? Tamam, geliyorum. Gerçekten. Oo, yoruldun mu? Harbiden ben de yoruldum. Ama çok teşekkür ediyorum Newt. Gerçekten efsaneydin. Çekirdeği yerleştir. Çekirdeği alalım. Yalnız burası bebeğin odası. Bebeğin odasından direkt buraya açılıyor arkadaşlar. Çok enteresan. Çekirdeği nereye yerleştireceğiz bakalım. Ortada bir yer mi? Ha, yukarıya bir kırmızı halı sermişler yolumuza. Kırmızı halıdan yukarı çıkacaktım ki. Ne oluyor? Gene mi geliyorsun ya? Gene geliyor. Çık çık çık. Şuraya yerleştireceğim. Şuraya yerleştireceğim. Sakın açma. Sakın açma. Kapıyı kapalı tut. Kapıyı kapalı tut. Sakın açma. Çok büyük diyor. Bir dakika. Çok büyük diyor. Nasıl yapacağım? Bunu başka bir yere koyacağım herhalde. Newt tut orayı. Tut orayı Newt. Nereye koymalıyım bunu acaba? Şuraya mı koyacağım? Dur, şuraya koyacağım herhalde. Tamam, buraya koydum. Newt süpersin var ya. Harbiden Newt olmasa bitmiştik. Newt biraz daha dayan. Tamamladım. Tamam, bırakabilirsin galiba, oldu herhalde. Herhalde onu patlatacak bu. Bir şeyler yapacak. Bir dakika. Hayır. Dur. Newt'e zarar verme sakın. Bak Newt. Hayır. Newt iyi misin? Öldür onu. Jirosfer, öldür onu. İşte bu be. İşte bu be. Yok ettik mi? Bence yok ettik. Patla. Newt hayır. Hayır.
Hayır Newt. Newt gitti mi? Hayır. Hayır dostum. Lütfen ses ver. Kahramanca öldü. Newt bunu yapamazsın. Hayır. Seni aşağı atıyorum o zaman. Ne kadar duygusalım. Vay be Newt. Evet, gerçekten de Newt kahramanca öldü arkadaşlar kapıyı tutarken. Bu arada gerçekten üzüldüm. Aşağı attığıma bakmayın yani. Şurada evet kabukları da patladı. Yani buradan bir yol açılıyor. Yoldan şimdi bunu mu alacağım? Tekrar topladım. Merak. Merak. Şimdi bunu bebeğe vereceğim. Bebeğin beşiğine mi koyacağım? Hayır. Tekrar aşağı mı ineceğim? Evet, tekrar aşağı iniyorum arkadaşlar. Çünkü meraklıyım. Öyle mi? Peki nereye götürmeliyim bunu? Nereye gidiyorum? Ha, bir dakika, şuraya koyacağım galiba, şuraya. Şuraya koyayım mı? Çekirdeği tak. Takıyorum. Oğlan Newt oldu ya. Gerçekten Newt bize yardım etmeye çalıştı. Kendini, bizi korumak için kendini feda etti. Çok üzüldüm gerçekten ya. Ama olsun. Newt kendini feda etti ama güzel bir amaç için. Ve işte yine o sembolü gördük. Kapıyı kapalı tut, sakın açma falan yazıyor sağ tarafta, sol tarafta. Biz gittik açtık tabii ki de. Evet, kapı açıldı arkadaşlar ve sarı giyen bebek karşımızda, ayrı bir boyutta bize doğru bakıyor. Birçok bebek var. Oo, birçok bebek var ve bizi tam ortaya attı. Hayır. Bizi yukarı mı, yanına mı alıyorsun bizi? Bu kim? Onu neden buraya getirdin? O kimdi? Ne yaptın? Bu galiba sonlardan bir tanesi mi acaba? Başka sonları da mı var? Oynadığın için teşekkürler. Bu bir son değil. Yeni bölümler, sırlar, kıyafetler ve dahası. The Baby in Yellow, yani sarı giyen bebek de bu şekilde. Eğer beğendiyseniz ve devamını isterseniz aşağıdan mutlaka like atın. Çünkü bu oyunun içerisinde muhtemelen çok farklı gizemler, farklı oyun sonları vesaire de var. Aynı zamanda tüm oyun sonlarına da belki ulaşabiliriz. Tabii farklı oyun sonları varsa, bilmiyorum şu anda ama genellikle bu tür oyunlarda birden çok oyun sonu da olabiliyor. En azından farklı gizemler mutlaka vardır. Bunların tamamını ve hikayesini görmek isterseniz aşağıdan mutlaka videoya bir tane like atın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da yeni videoları kaçırmazsınız. Şu an ekranda dün yüklediğim Bonnie's Bakery isimli bir oyunun ikinci bölümüyle ilgili video var arkadaşlar. O videoyu da mutlaka izleyin. Ben daha önce onun birinci bölümünü de çekmiştim. İkinci bölümüne de eğer 5000 like gelirse, çünkü devamı da gelecek o oyunun, muhtemelen çok beğenirsiniz. Şu an ekranda ve kartlardaki o videoya da bir göz atın. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.